Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz web site adresimden tarifin yazılı olarak tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Google'a sevginsofrasi.com yazmanız yeterlidir bunun için. Ayrıca videonun sonunda Sevginin Sofrası logosuna tıkladığınız anda direkt web sitesine ulaşırsınız. Görmüş olduğunuz gibi bugün çok güzel bir tatlı tarifimiz var. Bayram için sizlere de güzel bir alternatif olacaktır. Oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı. Bunu telli baba tatlısı yapacağız. İsmi de çok ilginç. Gördüğünüz gibi öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı görmüş olduğunuz 200 ml su bardağıyla su koydum. 3 su bardağı da şeker koydum. Şurada birkaç damla da limonum var. Bir yarım limon kadar sıktım ama bir yemek kaşığı kadar eklemeniz yeterli. Bir dilim de ekleyebilirsiniz. Onu ocağa koyacağım ve öncelikle kaynamaya bırakacağım. 15 dakika kaynadıktan sonra limonu ekleyeceğim. 5 dakika daha kaynayacak ve daha sonrasında altını kapatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi iç malzemem var. İç malzemem de kadayıf ve cevizden oluşuyor, çekilmiş cevizden. Onu daha sonra hazırlayacağız. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz içinde 200 gram kadar tereyağım var. O da ısısında yumuşattım. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. Artı bir kahve fincanı yoğurt. Şöyle 2 yemek kaşığı da diyebiliriz. Bir kahve fincanı kadar da toz şekerim var. Bir paket kabartma tozu kullandım. Artık yavaş yavaş unumu eklemeye başlayabilirim. Unumu öncelikle tepeleme ilk etapta 11 yemek kaşığı ekledim. Ve yoğurmaya başlayalım. Tamamen karıştırdıktan sonra, homojen bir hale geldikten sonra tekrar unu ekleyelim. Yine 5 dolu yemek kaşığı un ilave ettim ve yoğurmaya devam ettim. Unu bu şekilde eklememizin sebebi birdenbire koyup da hamurumuzun kıvamını kaçırmamak içindir. Ayrıca un ölçüleri farklılık göstereceğinden sizlerin de bu şekilde yapmanızı öneririm. Ben bu kadar koydum diye sizinki de aynısı olacak demek değildir. Farklı olabilir. Bir kaşık eksik, bir kaşık fazla olabilir. Emin olun o bir kaşık un çok fazla fark eder. O yüzden yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ilave edelim. 3 yemek kaşığı dolusu daha ilave ettim gördüğünüz gibi ve tekrar yoğurdum. Şöyle bir kontrol edeceğim. Sonrasında ihtiyaç varsa evet var ve bir yemek kaşığı daha ekledim. Tekrar onu da yedirdikten sonra hamurum hazır olacak. Yani ben toplamda 20 yemek kaşığı dolusu un ilave etmiş oldum. Dediğim gibi sizinki az olabilir, çok olabilir. Hamurunuzun kıvamına göre ilave etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru kıvamında. Güzel bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Hamurumuzu bir kenara alalım. O biraz dinlenirken biz içimizi hazırlayalım. Dediğim gibi iç harcımız kadayıftan ve cevizden oluşuyor. Çekilmiş ceviz içinden. Benim buzluğumda vardı kadayıfım. Onu çıkarttım. Maalesef bizim buralarda taze kadayıf yok biliyorsunuz Almanya'da. Ancak paketlenmiş bu şekilde oluyor. Bir tanesini de açınca hepsi bitmediği için sarıp parçalara bölüp ben buzluğuma atıyorum. İhtiyacım oldukça çıkarıyorum. Şöyle bir torba kadar çıkarttım fakat bu miktar oldukça fazla.
ufalayalım ya da bir makastan yardım alalım, küçük küçük doğrayalım. Bir kısmını ayırdım gördüğünüz gibi, fazla olacağını düşündüm. Üzerine yani bir 50-60 gram kadar kadayıfınız olsa yeterli gelecek. Çok fazla kadayıf gerekmiyor bunun için. Bir çay bardağı da çekilmiş ceviz içini karıştıralım ve içimiz de hazır artık. Şimdi telli baba tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Güzelce avcumuzun içinde açalım ve hazırladığımız iç harcımızdan ortasına koyup düzgün bir şekilde tamamen onlar gözükmeyecek şekilde kapatalım. İhtiyaç olursa üzerine biraz daha hamur ilave edebilirsiniz. Sıkıştırarak avcumuzda güzelce iç harcın tamamen ortada kalmasını sağlayarak ardından yuvarlayarak hazırlayalım. Biraz üstüne bastırıp yassıltalım ve tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi ben yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsiye diziyorum. Tepsim kirlenmesin diye bunu uyguluyorum. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Kullanmayabilirsiniz de direkt eğer o tepside de şerbetleyeceksiniz gerek yok aslında. Ama ben o tepside şerbetlemeyeceğim için kağıt sermeye uygun buldum. Evet, gayet güzel, lezzetli, hafif, gösterişli bir tatlı oluyor gerçekten. Telli Baba tatlısı. İsmi nereden gelir inanın bilmiyorum. Bir arkadaşım bana göndermiş, kendisi uygulamış, çok hoşuna gitmiş. Deneyebilirsin, çok güzel bir tatlı dedi. O şekilde denedim. Gerçekten de çok hoşumuza gitti. Bunu da bayram öncesinde sizlere hazırlayıp sunmak istedim. Baklava yapmak istemeyen veya vakti olmayan veya yapamayanlar için güzel bir alternatif. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini hazırlayıp tepsim doluncaya, hamurun bitinceye kadar devam edeceğim. Sonrasında fırına vereceğim. Fırınınızı siz bunları yaparken açıp ısıtmaya bırakabilirsiniz. 180 dereceye ayarlayın. Isına dursun. Zaten kısa bir sürede hazırlayacaksınız. Arife günü bile yapıp mesela akşam şerbetini dökebilirsiniz. Ertesi gün bayram sabahına tatlınız hazır olacak. Bu kadar çabuk ve pratik gerçekten. Sizi çok oyalamayacak bir tatlı. Biraz sıkıştırırsak çok daha düzgün ve güzel oluyor, çatlamıyor. Şöyle hafif de üzerine basıp yassıltalım. Çok fazla yassıtmaya da gerek yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi hepsini hazırladım. Tam 20 tane çıktı hamurumdan. Aralıklı olarak dizdim tepsime. Şöyle az bir şey yine de iç harcım arttı. Siz arzu ederseniz karıştırmayın. Bir tabağa kadayıf hazırlayın. Bir tabağa da ceviz içini koyup biraz ondan biraz ondan alarak yapabilirsiniz. Ama emin olun buna hiçbir şey olmayacak. Ben bunu yine torbaya koyup buzluğa atacağım ve bir başka sefer kullanacağım. Evet, tatlım gördüğünüz gibi hazır. Fırına gitti. 180 derecede pişti. İlk sıcaklığı çıktı bir 10 dakika. Şerbetim de ılık henüz. Elim tencereye değebilecek ılıklıkta. Aynı şekilde tatlılarım da dokunduğumda ılık geliyorlar elime. Artık şerbet ve tatlıyı buluşturabilirim. Her birinin üzerine kaşık yardımıyla şöyle şerbetimizi güzelce gezdirelim. 3-4 gün boyunca dayanabilen gayet güzel bir tatlı. Bayram boyunca dayanır. Eğer siz daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri iki katına çıkararak daha fazla da yapabilirsiniz. Evet, gayet güzel oldu. Bu şekilde birkaç saat bekledikten sonra şerbetini çekmiş oluyor ve yenmeye hazır oluyor. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yanında dondurmayla servis yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen bu videoları da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve logoya tıkladığınız anda web sitesinden tarifine ulaşabileceksiniz.
Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.